Akşener radyo görevinin başında İsrail cephesinde Hamas'ı Hamas'a vuruyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hamas'ı karalama kampanyasına katıldı. 75 yıldır yaşanan işgali ve katılımlara, katliamlara rağmen Filistinlerin vatanlarını ve namuslarını savunma mücadelesini İsrail saldırganlığıyla bir tuttu. Partisinin grup toplantısında vatanını işgalden kurtarmaya çalışan Hamas'ı hedef alan Akşener, Hamas uzantılarını kırmızı halıyla karşılayıp terörün şakşakçılığını yapan ilkesiz politikalara derhal son verilmelidir diye konuştu. Akşener Aksa tufanını başlatan Hamas'a tepki gösterilmesini isteyerek savaşan iki kuvveti aynı kefeye koydu, işgali perdeledi. Akşener insanlık suçu işleyenlere karşı ısrarla sergilenen diplomatik nezaket derhal rafa kaldırılmalı ve gerçekler tüm çıplaklığıyla konuşulmalıdır. Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir ve sıfatına bakılmadan hak ettiği gibi bir katil gibi, bir terörist gibi muamele görmelidir. Şeral Akmener'e bir şey soracağım. Pardon Meral Akşener'e. Meral Hanım, Kiev'de bir müzik festivali var gider misiniz? Kiev'de müzik festivali mi olur ya? Orası savaş bölgesi diyeceksiniz değil mi? Yoğun müzik festivali de savaş bölgesindeydi. İki, o müzik festivalinin düzenlendiği yer İsrailli yerleşimleri, yerleşimcilerin bölgesi. İsrailli yerleşimciler kimlerden oluşuyor? Bütün devletler düşmanın en ön cephesine kimleri yerleştirirler? En yaman savaşçılarını. Bunların hiçbiri, o müzik festivalindeki gençlerin hiçbiri Sadece müzik festivali için orada değiller. Hepsi çok iyi silah kullanmaya bilen. Hepsi savaş koşullarına hazır. Ve zaten 7 Ekim'den sonra Filistinlileri köylerinden eden silahlı savaşçılardır. Ve biz çocuk değiliz. Siz de çocuk değilsiniz. Ama yani kimseyi çocuk yerine de koymayın. Onu da söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.